Sonra bir konu programından herkese merhabalar. Bu haftaki konuğumuz Özel Sürücü Kursları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Baykal. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Ahmet Bey. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ahmet Bey, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet Baykal, 1969 Almanya doğumluyum. Ankara Sürücü Kursları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısıyım. Evli, iki çocuk babasıyım. Burada Kahramanmaraş'ta daha iyi bir eğitim verebilmek için ileri teknik seviyesini kullanarak ehliyet vereceğiz hemşehrilerimize. Evet Ahmet Bey, hükümet bazı uygulamalar getirdi ehliyetler hakkında. Stajyer ehliyet uygulaması başladı mesela. Bunun hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Evet. Arkadaşlar teşekkür ediyorum stajyer ehliyetle ilgilendiğiniz için. Stajyer ehliyet arkadaşlar 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren ilk defa ehliyet alacaklara mahsus bir uygulamadır. Stajyer sürücü kabul edilecek öğrencilerimiz için arkadaşlar 10 Ekim ile 29 Ağustos tarihlerinden sonra kayıtlı olan öğrencilerimiz bu stajyerliğe tabi olacaklar. Yani 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren ilk defa ehliyet alan arkadaşlarımız stajyer ehliyete tabi olacak. Bu ehliyet süresince arkadaşlar 2 sene boyunca 75 ceza puanı alan kişiler tekrar ehliyetlere el konulacak. Psikolojik durumu tespit edildiği veya psikoteknik testine girmesi gerekecek. Psikoteknik belgesi aldıktan sonra sürücü kursuna başvurularak tekrar ehliyetini alması gerekilecek. Evet, yani bayağı bir uygulamayla birlikte... Evet, süreç istiyor tabii. Evet. Peki, yaklaşık 2 yıldan bu yana stajyer ehliyet konuşuluyor. Stajyer evet. Ehliyete ne zaman geçiyoruz? Stajyer ehliyete 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren kanunun yürürlüğe girme ve başlama tarihi olarak belirlendi. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren ilk defa ehliyet alanlar bu kanuna tabi olarak ehliyetlerini çıkaracaklar. 2 yıl boyunca ehliyetleri gözetim altında olacak. Bu ehliyetleri 75 ceza puanı doldurduğu zaman ehliyetleri tekrar psikoteknik raporu aldıktan sonra sürücü kursuna başvurarak tekrar ehliyet alması gerekecek. Peki Ahmet Bey, stajyer ehliyetin artıları, eksileri ne olacak? Stajyer ehliyetin artıları ve eksileri ilk defa ehliyet alacak öğrenci arkadaşlarımıza veya ilk ehliyet alacak kişilerde uygulandığı için arkadaşlar, stajyer ehliyeti bizim basında olsun, diğer kurum ve kuruluşlarımızda olsun yanlış algılama gerekiyor. Yani burada stajyerlik demek öğrencimizin devamlı gözetim altında olması demek değildir. 2 yıl boyunca öğrencimiz 75 ceza puanı doldurmayacak. Bu 75 ceza puanı doldurmadığı müddetçe kırmızı ışık veya radara düşme veya emniyet kemeri bağlamama gibi kuralların dışına çıkmadan 2 yıl boyunca ceza puanı doldurduktan sonra yani doldurmadan stajyerliğini tamamlayıp asıl ehliyetini alacaklar. Bizim burada vereceğimiz 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren stajyer ehliyeti öğrencilerimiz üzerinde başlıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanı ayrı çalışmaları sonucunda 2016'nın Ocak ayından itibaren yeni stajyer ehliyetler çıkacak arkadaşlar. Stajyer ehliyetlerinin de başlaması o tarihten itibaren yürürlüğe girecek. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren ya yürürlüğe giriyor ya. Evet. Eski ehliyet olanlar yeni çıktı ehliyetlerini alacaklar. Hı. Bunun bir bedeli olacak mı? Bunun bedeli arkadaşlar işte 9 sınıf ehliyetimiz vardı. Bu ehliyet sınıflarımız Avrupa Uyum Yasası, Avrupa Birliği yasalarına göre 17 çeşit ehliyetimiz çıktı arkadaşlar. Bu ehliyetler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yeni ehliyet sınıfıyla birlikte yani ehliyetlerimiz komple değişti. Bu değişim sürecinde bütün vatandaşlarımız ehliyeti olanlar için geçerli. Yine gidip onlar ne yapacaklar? Emniyet Müdürlüğü'nde ehliyetlerini çıkartacaklar. O yeni ehliyetle tekrar trafiğe çıkacaklar. Peki bu yeni stajyer ehliyetin üzerinde ne gibi şeyler olacak, ne gibi düzenlemeler olacak ehliyet üzerinde? Yani kontrol ve takip olayı olacak arkadaşlar. Bir öğrenci, yani ehliyet alan vatandaşımız nasıl ki emniyette bir sorgulama yapılıyorsa bizim ehliyet numaramız var. Ehliyet numarasının içerisinde ehliyet sınıfı var. Bu ehliyet sınıfı ile ehliyet numarası sorgu yapıldığı zaman alış tarihi ile 2 yıllık stajyerlik dönemi arasındaki fark da 75 ceza puanı olmayacak. Olduğu zaman o ehliyette sağlık raporu istenerek tekrar sürücü kursuna gidip tekrar başvuruda bulunacaklar. Peki ehliyetle ne gibi işlemler yapabilecekler? Hani üzerine çip konulacak. Ehliyetlerde üzerine çip konulacak. Ehliyet sınıflarımızda Avrupa standartlarında aynı Almanya'da olduğu gibi üzerinde çip olacak arkadaşlar. Ehliyetin geçerlik süresi olacak. Bu süre içerisinde sağlık raporu ile tekrar o süre içerisinde gün belirli olacak. Ehliyetlerimiz pembe renkli olacak. Kenarı mavi şeritli. Nüfus cüzdanlarımız da yine aynı şekil olacak.
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile birlikte. Menlis uygulaması başladığı zaman ehliyetle kimlik birleşimi tekrar bir tek parça olarak çıkacak. Ama şu an için kimlikle ehliyet birleşimi yapılmadan hem ehliyet hem de kimlik ayrı ayrı düzenleme yapılacak. Yani bir süreçten geçeceğiz. Onu. Tabii, onun için süreçten geçeceğiz. Peki Ahmet Bey, bu stajyer ehliyet düşüncesi nerede hasıl oldu? Neden böyle bir uygulamaya gidildi? Evet, stajyer ehliyet süreci Avrupa Uyum Yasası'ndan dolayı, biliyorsunuz Avrupa Uyum Yasası'nda bizim yapmamız gereken kriterlerimiz var. O kriterler içerisinde stajyerlik alınması, ehliyetlerin çıkartılması, izlenmesi, konulması Avrupa Uyum Yasası'ndan dolayı gelişti. Hükümetimizin istikrarlı kararlarından sonra daha istikrarlı bir şekilde takip olayı çıkmak üzere işlemlerin yapılması başlanmıştır arkadaşlar. Bundan dolayı hükümetimiz bunun üzerinde çok güzel duruyor. İçişleri Bakanlığımız olsun, Efkan Ağla ve bu işin uzmanı, stajyerlik ehliyetle birlikte diğer konularda bilen bir kişi. Hükümet kurulduktan sonra bunun üzerine daha da çok gideceklerine inanıyoruz. İnşallah iyi şeyler olacak Türkiye'de. Peki Ahmet Bey, Türkiye'de sürücü eğitimi ve sürücüler nasıl bir eğitimden geçiyorlar? Avrupa'yla bir kıyaslama yaparsak. Evet. Standartlar Avrupa'ya yakaladık mı yoksa hala altında mıyız? Arkadaşlar, Avrupa'daki standartlar bizim 2009-2010 yılından sonraki uygulamamız Avrupa standartlarının daha üstündeki seviyeye çıktı. Teori dersiyle direksiyon uygulama saatlerimiz değişti. Şu an için 5 günlük teori eğitimi veriyoruz kurslarımızda. Bu 5 günlük eğitim sonunda direksiyon eğitimine girmeden öğrencilerimiz 12 saat akan trafikte direksiyon eğitimi, 2 saat simülatör eğitimi dediğimiz eğitimleri tamamlıyor. Bu tamamlamalar bittikten sonra 30 dakika olan direksiyon eğitimimiz 35 dakika olarak değişiyor. Bu da 2016'nın Ocak ayında başlayacak. Bu tarih değiştikten sonra 5 dakika motor araç tekniği veya araç tanıtımla ilgili soru sorulacak. Öğrencinin heyecanı geçtikten sonra sınava alınacak öğrencimiz. Bu da Avrupa Uyum Yasası'ndaki olduğu gibi 35 dakika olarak süresi öğrencimizin ehliyet sınavına çok güzel geçerli olacağını inanıyoruz arkadaşlar. Peki Ahmet Bey, hani yurt dışından tanıdıklar var, orada ehliyet olanlar var. Onlarda saat uygulaması var. 20 saat olursa şu arabalar var. Evet. 25 saat olursa bu uygulama. Bu Türkiye'de var mı? Öyle bir Türkiye'de de var arkadaşlar. Bizim 12 saat dediğimiz B sınıfı ehliyet, yani otomobil, kendi otomobillerimiz, özel taksiler için geçerli olan. İşte 20 saatin üzerinde de C, D, E sınıfı dediğimiz ehliyetlerimiz var. Bunlar arkadaşlar Almanya'da olduğu gibi bir far, bir saatimize denk geliyor. Bu çalışmalarda saat göz önüne alındığı zaman işte sağlık raporu, sabıka kaydı, diğer işlemlerde de alacak kişi uygunsa kurslara müracaatlarını yaparak ehliyet sınıflarında derslerine çalışmak üzere sınavlara giriyorlar. Sınavlarımız ÖSYM tarafından EYTEK Teknolojiler Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Açıklaması merkez sistem olarak açıklanıyor. Bitimine müteakip direksiyon sınavlarımız 2 hafta içerisinde ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafında yapılarak öğrencimiz başarılı olursa geçiyor. Başarılı olmazsa 2 haftada bir tekrar direksiyon sınavlarına katılıyorlar. Evet, teşekkür ediyoruz Ahmet. Biz teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok sağ olun arkadaşlar. Bu konuya duyarlı olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Bir konu bir konu programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.